vardı. Biraz da herhalde biz fazla üsteledik orada. Deyince döndü danışmanla, işte dedi ki ya yaz dedi bu başkan ne diyorsa bir bakalım dedi yarın bir gün dedi. Aynen böyle yani döndü arkasını danışmanla, yaz dedi şu ne diyor ya dedi bir yaz dedi. Ondan sonra o da yazmış olduğu üç kelime. MOBESE Samsun Vezir Köprü. Bu kadar. Yani gözümün önünde bile yazısı bile arkadaşın. Hatta Bekir abimiz de, Bekir Kurtoğlu abimiz de şahittir buna. Ondan sonra biz buraya geldik. Yanılmıyorsam çarşamba günüydü kongre. Çarşamba günüydü kongre. Cuma günü Hakan Bey beni aradı. Dedi ki ya bizi ilden aradılar. Ya sizin bir MOBESE talebiniz varmış. Bu nedir? İşte bunu soruyorlar falan dedi. Süreç öyle başladı. Sağ olsun. Biz yine buradan teşekkür ederim Efkan Ala Beyefendi'ye. Vezir Köprü'nün MOBESE hizmetini kazandırdı Vezir Köprü'ye. MOBESE ihalesi yapıldı. Allah'a şükürler olsun. 22.07.2015 tarihinde ihalesi yapıldı. Ha şunu da atlamadan geçmeyelim. MOBESE'nin yapılmasında şu anki Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Beyefendi'nin de gayretleri vardır. Vezir Köprü'ye kazandırılmasında, hatta bana ilk müjdeyi veren de kendisiydi. Aradı beni. Dedi ki hayırlı olsun Vezir Köprü'ye MOBESE'yi kuruyoruz dedi. Ondan sonra kendisi de tabii biz söyledik ama bizim söylememizden daha ziyade bir bakanın da bunu, çünkü biz bakanımıza bunu sürekli söylüyorduk. MOBESE diyorduk. Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Beyefendi. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanımız ve milletvekilimiz. Milletvekili adayımız yine. Sağ olsun. Allah razı olsun kendisine. Onun da gayretleri vardır. Onu da söylemeden geçmeyelim. Kendisine de teşekkür edelim bu arada. 1 trilyon lira para aktarıldı Vezir Köprü'ye. 22.07.2015 tarihinde ihalesi yapıldı. 22.07.2015 tarihinde ihalesi yapıldı. 26.08.2015 tarihinde Ekin Teknoloji diye bir firmayla ihaleyi aldı ve sözleşme imzalandı. 26.08.2015 tarihi. Yani tarihini söyleyelim ki hani arkadaşlar ya bazısı diyor ki ya bunlar seçim yatırımı yapıyorlar. Esasında böyle MOBESE falan yok. İnanmayın falan diyorlar. Yani biz tarihli söyleyelim. 22.07.2015'te ihalesi yapıldı. 26.08.2015 tarihinde Ekin Teknoloji AŞ firmasıyla 745 bin artı KDV ile sözleşmesi imzalandı. Ve 73 tane tabi emniyet müdürümüzün, ilçe emniyetimizin göstermiş olduğu alanlara, tespit edilen alanlar, öyle tabi yapıldı şuraya buraya falan değil, tabi bunu emniyetimiz karar verecek. Burada en etkili organ odur çünkü. Onların göstermiş olduğu yerlere 73 tane sabit çekim yapan, 27 tane de hareketli kamera. 27 tane de hareketli kamera. Bunlar plaka ve yüz okuyma sistemli olacak. Yani bir araç buradan çıktığı zaman plakası tak alınıp her yere kadar takip edilebilecek şekilde olacak. Bu Türk Telekom altyapısını kuracak. Burada fiber optik kablolarla bunlar ayarlanacak, hizmet verilecek ve inşallah Vezir Köprü şu anda benim aldığım, bugün almış olduğum son bilgiye göre de firma şu anda bu kameraların falan siparişlerini, malzeme siparişlerini daha doğrusu hazırlamış. Tabii bunu şimdi vatandaşımız diyor ki ya bu işte ne zaman başlayacak, edecek falan filan tarzında söyleniyor. Bunda tabii yeri kazma etme gibi bir şeyler beklemesinler. Yani bunda direkler dikilip yukarılardan kamera sistemleri eklenmiş olacak en nihayetinde. İşte dediğim gibi inşallah Allah nasip ederse de 2016'nın belki, yani tabii kış şartları da ortada, belki onu biraz etki edebilir ama inşallah önümüz 2016 senesinde MOBESE sistemiyle Vezir Köprü takip edilmiş olmaya başlanacaktır. Evet, diyelim. Yine merak Vezir edilen, Köprü hayırlı olsun. Evet, bizler de emek verenlerin ellerine, yüreklerine sağlık diyelim. Haber yapanlara da diyelim. evet. Haber yapanları da unutmayalım. yine dünden öncesinde yine öğrencilerin bir ziyareti vardı radyomuza. Sizinle de size de ifade etmiştik. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin bir staj konusunda talepleri vardı. O talebi size soracaklardı. Biz de o konuda değerlendirme ve yine sorunlarımızı, sıkıntılarımızı konuşacağız. Bayağı yaklaşık bir saattir neredeyse şey verdik. Bir hafif bir ara verelim. Ara sonrasında Vezir Köprü'yü konuşmaya, sıkıntılarımızın çözümlerini aramaya devam edelim. Evet değerli dostlar, 89.5 frekansında Vezir Köprü AK Parti İlçe Başkanı Sayın Halil İbrahim Doğan'la Vezir Köprü seçimleri konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz.
sorunlarımız, sıkıntılarımız. MOBES'e müjdesini aldık, başarımız oldu. Sonrasında yine yol konusunda yine huzurevi inşaatı ne durumda, bunları konuşacağız. Öğretmen eksiklikleri, eğitimdeki mevcut durum nedir? Yine hastane çalışmalarım, yine işsizliğe ve yatırımlara dair değerlendirmelerini alacağız. Kısa bir ara sonrasında sorularla yolculuğumuz devam edecek. Programa ilişkin mesajlarınızı 0543-525-7755 nolu mesaj servisine iletebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret gerekmiyor. Arkadaşınıza mesaj gönderir gibi radyomuzla mesajlarınızı iletebiliyorsunuz. Evet, birkaç şarkı arası verelim. Sonrasında Vezirköprü gündemiyle beraberiz.